Honda tarihinin en güçlü, en hızlı, en teknolojik ve en agresif Type R modeliyle tanışmaya hazır mısınız arkadaşlar? Uzun süre kabuğuna çekilen ve ruhunu kaybetti diye eleştirilen Honda, kabuğunu etkileyici tasarıma sahip yeni Civic modeliyle kırdı. Arkasından gelen NSX modeli, Honda'nın eski parlak günlerine dönüşünün habercisiydi. Ve şimdi de performanslı sürüş dinamiğiyle Honda tutkunlarını yeniden coşturacak Civic Type R sahneye çıkıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında düzenlenen Paris Otomobil Fuarı'nda prototipini sergileyen Honda, 2 hafta önce tamamlanan Cenevre Fuarı'nda da Type R'ın üretim modelini tutkunlarıyla buluşturdu. ...316 beygir güç ve 400 Nm tork üreten turbo şarjlı 2.0 benzinli IVTEC bir motora ve 6 ileri düz bir şanzımana sahip olan Type R 0'dan 100 km/saat hıza 5 saniyede ulaşabiliyor. Üstelik de ayaklarında 20 inçlik lastikler bulunmasına rağmen. Kesintisiz 7000 devre kadar çıkan motorun başarısındaki en önemli yenilik ise şanzımanla motorun uyumunu sağlayan devirdeki momentumu korumak için gaz pedalı tepkilerini şanzımanla otomatik olarak eşleyen sistem. Ama ivmelenme performansından bile daha başarılı olduğu bir konu var. Yola tutunma. Yolda sürüş için konfor ve spor, pist sürüşleri için ise R Plus sürüş modu seçeneği sunan adaptif süspansiyon sistemi Type R'ın başarısında büyük rol oynuyor. Ama ondan da önemlisi şasi mühendisliğindeki çalışmalar. Mesela yeni Type R'ın esnemeye karşı direnci %38 artırıldı. Önemli bir gelişme. ...2014 yılında Nürburgring pistinde tüm süper spor modelleri geride bırakarak 7.50.63 ile tur zamanı rekoru kıran Type R'ın bu kez daha yüksek bir başarıyı hedeflediği anlaşılıyor. Type R sadece gücü ve performansıyla değil, bu kez görüntüsüyle de isminin hakkını veriyor. 20 inçlik tekerlekleri, 13.8 inçlik Brembo frenleri, ortaya konumlandırılmış üçlü egzozu, oldukça büyük spoileri ve saldırgan bakışlarıyla da gerçek bir sporcu olduğunu gösteriyor. Type R spor koltukları ve kırmızı siyah renkleriyle sporcu karakterini iç mekana da yansıtıyor. 7 inçlik ekranlı multimedya sistemi hem Android hem de Apple CarPlay özelliğini birlikte barındırıyor. Kokpit tasarımı standart Civic modelinde alınsa da karbon kaplamalar, kırmızı şeritler gibi küçük ayrıntılar Type R'a sporcu bir kimlik kazandırıyor. Mesela oturma pozisyonu standart Civic modeline göre 5 santim daha düşük. Önden çekişli Type R'ın motoru Amerika'da Ohio fabrikasında üretiliyor, otomobil ise İngiltere'deki Swindon fabrikası bantlarından çıkıyor. Üretildiği İngiltere'de vergileriyle birlikte fiyatı 32 bin sterlin olarak belirlendi. Yani yaklaşık 37 bin euro, bizim paramızda da 145 bin lira civarında. Ama bizdeki ÖTV farkı nedeniyle 63 bin euroya, yani 246 bin liraya kadar çıkacak.